Türkiye'nin geleceği umudu, ümidi olan genç arkadaşlarımız bugün 21 Şubat 2018 günlerden çarşamba. Ben burada ders veriyorum. AK Parti milletvekili, İstanbul milletvekili kardeşim de şu anda Tunceli'de ders veriyor. Biz buraya ekibimizle beraber asistanım Serkan Bey, asistanım Dilara Hanım, gümrük müşavirimiz Sakkı Bey ile beraber zeytin dalı ruhuyla buraya geldik. Şu anda zeytin dalı harekatının bugün 31. günü. Bu harekatı yürüten Kor General Metin Temel Paşamız orada yedi düvelle savaşırken hangi ruh halini yaşıyorsa biz de o ruh halinin verdiği heyecanla buraya geldik. Zeytin Dalı Harekatı her ne kadar şekil olarak PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ gibi görüntüde örgütler ise de hepiniz çok yakından sosyal medyadan takip ettiğiniz gibi Zeytin Dalı Harekatı Çanakkale Savaşı'nın mikro şeklidir şu anda. Karşımızda Amerika Birleşik Devletleri fiilen, İngiltere Krallığı fiilen, Fransa, Almanya, Rusya, İsrail fiilen karşı cephededir. Öldürülenlerin %30-35'i yabancı uyruklu askerlerdir. Ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilirsek nasıl davranacağımızı biliriz. Bu cümleme itiraz olan var mı arkadaşlar? Ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilirsek nasıl davranacağımızı ne yaparız? Pukoleştiririz. Planlarız, uygularız, kontrol ederiz, önlem alırız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı sen, ben, biz zannederiz ki 3 günde devlet yatmış, toplanmış, 72 saatte karar almış, bu uygulamayı yapmış. Hayır, bu iki önemli harekatın zaman boyutu takriben 2 yıldır. Şimdi bugün burada biz ne yapacağız arkadaşlar? Sizleri geleceğe hazırlayacağız. Dünde kalmayacağız. Size sürekli dünü anlatmayacağız. Anlatmamaya çalışacağız. Sizi geleceğe hazırlayacağız. Yani burada yaş ortalaması 22 kabul edelim. Allah sizlere ömür verirse 75 sınır yaşınız olursa yarım asırlık bir ömrünüz var sizin sebepler aleminde. 2068 yılında Türkiye nasıl bir Türkiye olacak? Dünya nasıl bir dünya olacak? Soru bu. Ve siz 2068 yılına geldiğiniz zaman çocuklarınız olacak, torunlarınız olacak. Ve sizler de o torunlarınızı 2068'den sonra bir 50 yıla hazırlayacaksınız. Oho! Devreye hemen klasik Türk mantığı girdi. Ört ki öle. 2068 yılında kim öle, kim kalır kardeşim? Sen bugüne bak, dersi bir an evvel bitir, biz gidelim, nargilemizi çeker, salla atar. Beşiktaş'ın 5 golü nasıl yediğini 3 saat 4 saat tartışar. Ne 2068'i? Peki. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, Rusya, Çin, Hong Kong, Singapur. Aranızda bir arkadaş diyebilir mi ki bu saydığınız ülkeler günlük yaşarlar? Var mı aranızda söyleyecek bir delikanlı? Bu saydığım ülkeler yani kalkınmasını tamamlamış ekonominin birinci liginde olan bizim de 17. sırada olduğumuz bu ligde bu ülkeler günlük yaşarlar. Sabah kalkarlar, bir bakalım
akşama kadar Allah kerim derler mi? Öyle demezler. Öyle demezler. Öyle demedikleri için biraz sonra tablolar üzerine görüşeceğiz, konuşacağız. Demek oluyor ki arkadaşlar, akıl için yol birdir. Biz tam 3 asır bilerek, bilmeyerek, dayatılarak, tehdit edilerek aklı bypass ettik. Neye önem verdik? Taklitçiliğe önem verdik. Onlar yapar, biz uygularız. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçakta bir deneme yaptı. Bedenini Nuri Demirağ bir delidir deyip tezgahını bozdular, traktör tezgahına getirdiler. İlk defa Türkiye'de gümüş motor adı altında otomobillerin motorunu üreten fabrikayı Profesör Doktor Necmettin Erbakan kurdu. Hükümet, Türk hükümeti karşı geldi. Motor ithalatında vergiyi düşürdü. Gümüş motoru iflas ettirdi. Bunu hep Türkiye yaşadı. Ve şimdi Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatında gerek Rusya'ya, gerek Amerika'ya, gerek İngiltere'ye karşı Osmanlı tokadı lafzını kullanabiliyorsa arkasında üreten bir tezgahı var. Aselsan, TÜBİTAK başta olmak üzere. Arkadaşlar, güçlü olmazsak bu coğrafyada, bu cennet ülkemizde güçlü olmazsak, çocuklarınıza da söyleyin, bizi asla burada rahat bırakmayacaklar. Neden? Batının gözünde biz, batıdan kastım Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, İsrail, Tokyo. Dostoyevski'nin meşhur bir sözü var. Ne diyor? İstanbul Türklere bırakılmayacak kadar güzel bir şehirdir. Hepimiz onun suç cezasını okuduk herhalde değil mi? Romanlarını okuyan var mı aranızda? Dostoyevski'den roman okuyanlar kaç kişi? Tübbünü çok seversiniz kitabı mı? Tübbünü mü çok seversin? Tübbünü sevenler? Kitabı sevenler? Sabah saat 5:30 Paris metrosunda seyahat ediyoruz. Çok asil bir batılı hanım ama yeminle kuşamıyla dandik değil. Hanım belli. Elinde kitap 5:30'da. Kitap orada koltuklarda şu şekilde. Tam kitap okurken baktı ki kalabalık yoğunlaştı ama birden ayağa kalktı. Burada bir işte bir kişi daha yanaştı. Eline yine kitap. Saat 5:30. Bir saat 5:30'da ne yapıyoruz? Olur. Size bir kere uyku yasak. Evet. 5 saat uyku size yeter. 19 saat siz öğrenmeye kendinizi ayırmanız lazım. 19 saat. 19 saatin içerisinde bir önce Türkçe'yi öğrenmelisiniz. Şimdi herkes diyor ya İngilizce öğrenen hayır kardeşim. Önce üniversitelerde, liselerde arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız Türkçe'yi öğrenmeli. Türkçe. Güzel konuşmak. Google dili değil, Twitter dili değil, Face dili değil. Güzel Türkçe, İstanbul lehçesiyle güzel Türkçe'yi öğrenmek. 2, İngilizce'yi öğrenmek. 24 saat içerisinde bunları yapmalısınız. 3, Çince'yi mutlaka öğrenmek. 1,5 milyarlık bir pazar söz konusu arkadaşlar. Aklınız varsa şimdiden Çin'de, Çin'in bir şehrinde bir ofis tutun. Eğer ofis tutmaya gücünüz yetmiyorsa orada bulunan bir akrabanızla veya bir arkadaşınızla kontak kurun. Orada bir ofisiniz olsun. Hemen bir kart vizit bastırın. O kart vizitinizi okulda arkadaşlarınıza dağıtın. Çin'de benim ofisim var. Bir de havada. Şimdi Beşiktaş 5 tane yiyince hemen Galatasaray'la Fenerbahçe ve Topuktaş işte ya.
Kart vizitini getir, hocalarına da at. Hocam, benim Pekin'de ofisim var, bir emrim var mı hocam, de. Aranızda yapacak olan var mı? Hayır. Benim söylediğim yapacak olan. Bir arkadaş yok mu? Bir Allah'ın kulu yok mu? Söz veriyor musun? Ya Pekin olmasa da başka bir yer. Tamam, başka bir yer. Kart vizit basacak mısın? Basacağım. Ne zaman? Yarın nasıl? Bitmesin, ne okul bitmesin? Garanti var mı senin ya? Yarın bastır hemen de al. Dilara kayıt al. Beyefendi telefonunu al, takip ediyoruz. Telefonunu al, cep telefonu. Arkadaşlar böyle bir çeşni ile devreye girdik. Biraz ısırma durum. Beşiktaş 5-0. Ben Beşiktaşlıyım, çok moralinde bozuk. Böyle teklersem kusura bakmayın. Ama tarihi bir hata yaptık. Bir kişi oyundan atıldı diye 11 kişilik takım yok oldu. Demek oluyor ki Beşiktaş'ta, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum, takım ruhu yok. Değil mi? Evet. Evet. Dış ticaret insanın ruhunu genç tutar. İhtiyarlamak istemiyorsan dış ticaretle ilgilen. Ne demek dış ticaret? Diyarbakır'la İstanbul arasında yaptığın ticaretin adı ne? Hanımefendi? İç ticaret, dahili ticaret, yerli ticaret. New York'ta Türkiye arasında yaptığın ticaretin adı ne? Dış ticaret. Ne var bu dış ticarette? İthalat var. İhracat var. Transit var. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kitabını açıp baktığınız zaman orada bir kavram göreceksiniz. Rejimler. Rejimler bağına baktığınız zaman dış ticaretle uğraşan insan hep o alanda top koşturur. Dış ticaret gençleştirir. Şimdi biz İfsala'ya giderken dedik ki bu İfsala nedir kardeşim? Nereye gidiyoruz? Dilara bizi aldı götürüyor. Köprüden aşağıya mı atacak? Ne yapacak filan böyle merakla girdik. Vay anasını dedik be. İfsala'nın haline Dekan gel. Oku mu? Gel. Oku bakalım sesle. İlçemizin bulunduğu bölge çok eski bir yerleşim bölgesidir. Bölgeye ilk gelenlerin milattan önce 4000 yıllarda Trak kavimleri olduğu bilinmektedir. Diğer bir kaynağa göre de milattan önce 20. yüzyıldan itibaren Orta Asyalı Traklar Karadeniz'in kuzeyinden ve Tuna üzerinden gelerek ilçemize yerleşmeye başladılar. Milattan önce 12. yüzyıla kadar ki 800 yıl boyunca yeni Trak boyları gelip bölgeye ve Doğu Trakya'ya yerleşti. Balkan Yarımadası'nın birçok kısmı bu gelen akım ile doldu. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu konuyor zaten. Kadara girdiğiniz zaman hemen karşınıza çıkar. Değil mi? Peki İfsala'nın tarihiyle ilgili merak edip kaç arkadaşımız Gagol'a girdi bu soruyu sordu. Merak edenler işaretliyoruz. Kaç kişi? Evet, azınlıktayız. Bak 5 tane Allah'ın garip kulu. Nereye giderseniz gidin. İster iş gayesiyle gidin, isterse turistik geziyle gidin. Sakın ezbere seyahat yapmayın. Sakın ezbere seyahat yapmayın. İfsala'da 2 sene ömür çürüten Dilara eğer İfsala'nın tarihini bilmiyorsa kendisini gitsin 3. köprüden aşağıya atsın. İfsala bakın arkadaşlar nerede bizim şehrimiz, derslerimiz? Bakın şurada İfsala Edirne eyaletken İfsala başkentlik yapmış burada. Biliyor musunuz bunu? Şu anda bir başşehirde bulunuyorsunuz. Evet devam edelim. Şimdi böyle bir acı cümleyle girelim olaya arkadaşlar. Maliye Bakanı geçen hafta bir açıklama yaptı. Türkiye son 13 yıldır ekonomik anlamda kazanımlarının tehdit altında. Kazanımlarımız ne kazandıysak arkadaşlar benim orta yolumda kapattınız.
Ben dersi arkadan vereceğim. Neyse. Neden? Az önce bir cümle söyledim sizler. Arkadaşlar, arkadaki arkadaşlar. Cümlem şu, tekrar ediyorum. Bir tarihçi arkadaşımızın cümlesidir bu. Bu coğrafyada Çanakkale Savaşı bitmez. Bu coğrafyada Çanakkale Savaşı bitmez. Bir kere her birimiz Laz, Kürt, Çerkez, Abaza, Roman, Arap bu topraklarda topyekün Türkiye ve Türk insanı olarak kafamıza yerleştireceğiz. Biz bu coğrafyada kalacağız. Ceddimiz 1071 Alparslan Gazi bu toprakları bizlere hediye etti. Kanları pahasına, canları pahasına. Bu toprakları biz fethettik. Karşı taraf diyor ki işgal ettiniz. Bir gün bu toprakları sizden geriye alacağız diyorlar. Kim diyor? Fransız entelektüelleri diyor. İngiliz, Alman falan filan entelektüeller öyle diyor. O halde bizim bu coğrafyada dik durabilmemizin tek yolu 12-13 yıldan beri istikrarlı bir yapı içerisinde devam eden Türkiye birden bir sarmalın içerisine alındı. Birden. Bunun içerisinde 27 Mayıs 1960 ihtilali, 12 Mart 1971 muhtırası, bu saydıklarımın hepsini fiilen yaşamış bir insanım. 12 Eylül 1980 asker darbesi, 28 Şubat süreci, 17-25 Aralık süreci, en son 15 Temmuz 2016 Fethullah Gülen silahlı terör örgütü paralel devlet yapılanması ile Türkiye bir salmalın altına alındı. Neden? Hesaplaşma büyük. Çünkü dünya haritasını şimdi ekranda görün. Varsayın. Dünya haritasına baktığımız zaman Allah öyle bir Allah ki Anadolu topraklarını getirmiş, Asya ile Avrupa'nın tam ortasına köprü vazifesi olarak kurdurmuş. Allah kim ne diyebilir? Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da ve özellikle bizim konumuzla ilgili lojistiğin tam merkezi neden? 3,5 saatte hava uçuşunda 1,5-2,5 milyarlık bir pazarı dolaşıyorsunuz. Çin'den yükleme yaptığınız kaç günde gelecek gemiyle? 45 günle 65 gün arası. Yani Çin'den Suriye, Çinli Suriye mal ihracatı yapmak için kaç gün seyretmesi lazım? 45 günle 65 gün arası. Peki Türkiye Suriye'yle, Türkiye İran'la, Türkiye Irak'la, Türkiye Azerbaycan'la, Türkiye Ermenistan'la, Türkiye Türk Cumhuriyetleri'yle ve Suriye'yle ticaret yapmak istediği zaman kaç saat? Saat. Saatle biz karayolunda, havayolunda ticaretimizi düzenliyoruz. Oysa Çin, oysa Amerika 40 gün, hava uçuşu Amerika'ya kadar 14 saat. Peki biz Balkan ülkelerine kaç saate gidiyoruz? Bosna'ya kaç saate, Makedonya'ya kaç saate gideriz? Sırbistan'a kaç saate gideriz? 60 dakika, 70 dakika, 75 dakika. Biletler de çok ucuz. Koy pasaportunu cebine. Cebinde pasaportu olan kaç arkadaşımız var? Bilal say, Dilara say, kayıt al. Zalta geç. İmzalayacağız tutana. Dilara neredesin? Evet, kaç tane topası var? Say Serkan. Kayıt al. Hakkı Bey kayıt al. Önemli bu sorun arkadaşlar. 1, 2, kaç? 13 yazar mısın? 14. Peki. Kaç arkadaşımız yurt dışına seyahate çıktı? Hakkı Bey yazın, sorularımız geliyor şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 sayıda. 12, peki 12 arkadaşımız. 12 arkadaşımız içerisinde, siz var mıydınız? 12 arkadaşımız içerisinde ticari gaye ile kaç arkadaşımız çıktı? 1, 2, 3. Güzel. Bağlantı kurdu hocam. Ben zaten şu anda özel bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda burada okuyorum. Şirket bağlantısı olarak Balkan üzerinden Makedonya olsun, Bulgaristan, Yunanistan olsun sürekli gidip geliyoruz. Bosna, Hersek.
Tecrübelerinizi bu evlatlara aktarıyor musunuz? Haftanın bir günü geliyorum, ben sadece derslere gidebiliyorum. Arkadaşlar bu delikanlının peşini bırakmayın, kapın bu arkadaşı. Çay ikram edin, yemek ikram edin. Ne tecrübesi varsa hemen kapın. Peki. Dördüncü soru. Edirne'de, İstanbul'da uluslararası fuara katılan kaç arkadaşımız var? Üç. Peki. Gençlerin en çok dinlediği pop şarkıcısı kim? Kim? Bir isim var. Kim? Kim kim? Tarkan. Tarkan'ı aranızda en çok dinleyen kaç kişi? Tarkan. Hepiniz kalkmadı. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçını hiç kaçırma diyen kaç kişi? Çoğunluk. Hocam, salonda bir çelişki var.